Zanse Şans'tan Edam'a geldik. Edam dünyaca ünlü peyniri, Edam peyniriyle ünlü olan kasaba. Bu peynirin ana vatanı. Zanse Şans biraz turistik. Edam'sa ona göre çok daha az turistin olduğu, çok daha az insanın olduğu aslında. Sokakta insan görmek biraz zor. Sadece merkezde biraz oturanlar falan oluyor. Şöyle bir dolaştık, bir göz attık. Çok insan yok. Edam'a gelmek için bu arada arabayla geliyorsanız Zanse Şans'tan tabii ki direkt geçebilirsiniz ama arabasızsanız Central Station'a dönüp tekrar Edam otobüsüne binmeniz gerekiyor. Oradan oraya bir ikisinin arasında bir bağlantı maalesef yok. Edam'da böyle sessiz, sakin, güzel peynircilerin olduğu bir Hollanda kasabası. Şimdi Edam'ı gezmeye devam ediyoruz. Edam peyniri dünyaca ünlü demiştik. Edam peynirini de yerinden almak için Edam'dayız şimdi. Peynirciyi görüyorsunuz arkamızda. İçinde çeşit çeşit Edam'da yapılmış olan peynirler var. Tatlarına bakabiliyorsunuz. Beğendiğiniz peyniri alıyorsunuz. 8,5 Euro'dan 12-13 Euro'ya kadar değişen bir fiyat aralığında büyük tekerlek. Biz de bir tane aldık. Şöyle boyutunu gösterebiliriz isterseniz. Evet. Biz organik jersey aldık. Bu boyda. Tadını bakıp alabilirsiniz. Büyük boy 10, bu aldığımız 10 euroydu. Evet, 9.95. Böyle güzel bir lezzetli peynir almak için Edam'a gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Edam'a aslında sırf peynir değil, bence bu sakinliği, böyle bir yaşam tarzını görmek için de gelmeniz lazım. Bak, 9.60 Edam devam ediyor. Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Edam'ın sonuna geldik. Yürüyünce yaklaşık olarak 15-20 dakikada Edam'ın bir ucundan bir ucuna gidebiliyorsunuz. Gerçekten şu an yan tarafa bakarsanız Edam'ın çıkışını görüyorsunuz. Ondan sonra ineklerin, meşhur Edam peynirinin sütünü veren ineklerin otlakları başlıyor. Arkamızda da Grote Kerk, Edam'ın en büyük kilisesi gördüğünüz kadarıyla. İçinde güzel bir mezarlık da var. Değişik sanatlı, fotoğraflı mezar taşlarının olduğu. Edam güzel, devam ediyoruz. Edam'ı gezdik, gördük, eğlendik. Peynirlerini denedik, peynirlerinden aldık. Size de almanızı tavsiye ediyoruz. Güzel bir kasaba. Zanse Şans'tan sonra daha küçük, daha sakin. Daha çok emeklilerin olduğu gibi, küçük evlerin olduğu, böyle her evin dışarısında, bahçesinde bankanın olduğu, sakin, sessiz, güzel bir kasaba. Buradan Amsterdam'a döneceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Bakış uzatmış devam ediyor. En open die heerlijke zolder werd tot kantoor. Alleen de bomen. Amsterdam'ın en ünlü açık sokak pazarındayız. Albert Kuipmarkt. Albert Kuipmarkt. Böyle sağlı sollu çeşitli hediyelik eşyacılar, abur cubur, böyle ufak tefek atıştırmalık bir şeyler. Ucuz sokak pazarı, yani standlarda her çeşit şey var. Sabah 10'da açılıp akşam 5-6 gibi kapanan standlar bunlar. Ucuza böyle 3-5 euroya, 3-5 euro deyince ucuz geliyor ama işte yani işte 3-5 euro. Yani Amsterdam standartlarına göre ucuza mesela işte 1 euroya şey, meyve falan filan. Değişik bir şeyler, hani en azından standardın altında bir şeye, atıştırmalık bir şeyler alınabilir. Hediyelik falan alınabilir. Burada yaşayan insan için aslında ucuz yani. Yani buranın insanı buraya geliyor. Böyle Albert Kuipmarkt bu sağlı sollu şeylerle devam ediyor. Bak 360'da Albert Kuipmarkt'tan devam ediyor. Yani
Amsterdam'dayız. Burası Amsterdam'ın tam merkezinde çok böyle küçük bir kapıdan girilen bir avlu evlerin oluşturduğu. Bu evler zamanında yüzlerce yıl rahibelere hizmet vermiş rahibeler burada kalıyormuş. Aynı zamanda bir şapel ve kilise de var bu avluda, bu alanda. Ve dini bir merkez olarak yüzlerce yıl korunmuş. Son rahibe 1974'te hayatını kaybetmiş. Ondan sonra da günümüzde düşük gelirli kadınlara ve kadın öğrencilere kiralanan evler şu anda. Sessiz, sakin, huzurlu böyle bir bahçe. Behind of. Küçük bir alan aslında böyle. It's an Amsterdam land. Want die mogen ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Geef mij maar Amsterdam. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam. Bir bak 360'ın daha sonuna geldik. Amsterdam'da huzurlu bir akşamdan sizlere veda ediyoruz. Şu anda saat 8.30'a geliyor. Ovanın aydınlığını görüyorsunuz. Hava 10-10.30 gibi kararıyor. Bu mevsimde Amsterdam'a gelmek için Mayıs sonu, Haziran başı, Haziran ilk haftaları özellikle 21'ine kadar tabii ki. Buraları, bu zamanları değerlendirebilirsiniz. Güneş batmıyor. Yani 10.30'da falan ancak hani böyle alacakaranlık haline geliyor. Tam böyle gece halini alması 12'yi buluyor neredeyse. Çok huzurlu, sakin bir bölüm oldu. Zanse Şans'a gittik, Edam'a gittik. Amsterdam'ın gitmediğimiz, görmediğimiz yerlerini göstermeye çalıştık size. Beğendiyseniz arkadaşlarınızı önerebilirsiniz, beğenebilirsiniz, takip edebilirsiniz kanalımızı. Yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Başka bir şehirde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.